Aykırı Sorular saatinde saat 20.45. Ben Enver Aysever, CNN Türk Televizyonu'nda ve CNN Türk Radyo'da sizle birlikteyim. Sadece tabii ki tek başıma birlikte değilim. Çiçeği Burnunda bir kitap. Hani fırından yeni çıkmış. Elif Şafak'ın Ustam ve Ben kitabı. Gördüğünüz bir fil arkadaş var, fil kardeş var. Sahiden de arkadaş bu kitabın içerisinde. Bu Elif Şafak'ın ilk televizyon yayını oluyor bu kitapla ilgili olarak. Biraz ben de kibir yaptım. Ya ilk gelirsin ya hiç gelmezsin dedim. Çünkü biraz o şımarıklığı yapma hakkını biliyorum. Çünkü edebiyat konuşacağız. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Elif, hemen sonunda soracağım. Başta sorayım. Burada yine bir tarihsel fon var. Bu tarihsel fon içerisinde keyifli de olan aslında masalsı bir anlatıma da tanık oluyoruz. Detaylara girmeyeceğim ama şu tartışma yeniden gündeme gelecek. Batı, tırnak içinde bir batı var ve bu batı kendi dışındaki yazarları bu türden hatta biraz oryantalist bir tavırla görmek istiyor. Yani buradaki bir kadın yazar, örneğin bir Leyla Erbil, bir Sevgi Soysal türü yazar, batıda çok anlaşılamaz. Biraz oryantalist, onun istediği gibi şeyler yazmak gerekiyor denir. Bu doğru mu? Sen onun için mi böyle yazıyorsun? Bu arada çok sevdiğim yazarları da zikrediyorsun. Ne güzel, evet. Leyla Erbil, Sevgi Soysal, onları da her zaman ben keyifle severek her yerde zikretmeyi seviyorum. Şimdi anlıyorum sorundaki eleştiriyi ama ben kendi baktığım yerden nasıl yazdığımı, ne gördüğümü sana anlatayım. Bence bir konuyu sırf birileri istedi diye yazmak mümkün değil. Çünkü biz bir romanı haftalarca, aylarca, senelerce yaşıyoruz. Artık o bizim hayatımızın en önemli, değil mi, uğraşı haline geliyor. Gündüzlerimiz geçiyor, gecelerimiz geçiyor. Yani kısacası sevmezsek, eğer bu içeriden gelmezse, burada bir aşk yoksa, orada bir samimiyet yoksa bir romanın ilerlemesi mümkün değil. Onun için hani Batı ne istiyor? Zaten bunlar biraz büyük genellemeler açıkçası. Hani Batı kim, neye Batı diyoruz. Bir pazardan söz edebilirsin. Doğru, şu da doğru. Mesela baktığımız zaman Avrupa'nın birçok yerindeki işte edebiyat listelerinde mesela bir Afgan yazardan işte Afganistan'ın dertlerini anlatan kitaplar bekleniyor. Ya da Mısırlı bir kadın yazardan Mısır'da kadın olmanın sorunlarını anlatan şeyler bekleniyor. Feminist bir Orta Doğulu yazar olamaz mı? Olabilir. Neden olmasın? Feminist bir Batılı'dan daha ileri anlatamaz mı? Tabii ki, neden olmasın? Ama ben bunu zaten çok mücadelesini veriyorum. Eğer dikkat edersen benim konuşmalarıma, yazılarıma, mesela TED'de verdiğim konuşma tamamen bunun eleştirisi üzerine kurulu. Yani insanları kimliklere ve klişelere hapsetmenin özellikle edebiyat ortamına hiç yakışmadığını düşünen biriyim. Onun için ben bugün belki Osmanlı'yı anlatırım. Yarın Norveç üzerine de bir roman yazabilirim. Peki, nitekim romanlarıma baktığında bir kitaptan bir kitaba çok farklı temalar görüyoruz. Doğru ama tartışmamız gereken meselelerden bir tanesi şu. Aşk kitabın çok tartışılan bir kitap oldu. Çok okunduğu kesin. Hatta birçok insan bunun bir kurmaca değil de sanki Mevlana'yı öğrenme, Şems'i öğrenme vesilesi olarak da algıladı. Bu da ayrı bir tartışma meselesi. Yani romana nasıl bakıyoruz. Fakat dikkat edersen yani Mevlana son derece mistik bir konu ve Batı'nın sevebileceği bir konu. Burada Osmanlı, üstelik harem var. Bir tane filmimiz var, kişiler var, masalsı bir dil var. Şimdi insanın aklına şu geliyor, ya hakikaten Elif Batı'da da biliniyor ve bunlar da Batı'nın işine geliyor. Örneğin uluslararası ajanlar, ajan derken uluslararası menajerlerin yazarlarına şunu yazarsan daha iyi olur dediği söyleniyor. Böyle bir şey var mı? Hiç bana hiçbir zaman böyle bir şey söylenmedi. Benim özelimde konuşuyorsak o zaman benim geçmişime bakalım. Ben ilk romanım Pinhan'ı 24-25 yaşımda yazdım. Doğru. Çok gençtim. Ve Pinhan'ın okurları bilirler. Onlar çok sadıktır. Ben Pinhan'ın okurlarını da çok severim. Bir gönül bağım var onlarla. O roman ne hakkındaydı? Gene tasavvuf hakkındaydı. O romanda gene Osmanlı vardı. Aslında tarih benim kitaplarımda her zaman vardı. Mesela baktığında Mahrem'de tarih bulursun. Mahrem çok farklı tarih zamanlarında, zaman dilimlerinde geçer. Ya da Aşk'ta tabii ki vardı. Bit Palas'ta vardı. Şehrin Aynaları benim ikinci romanım tamamıyla bir tarihsel romandır. Yani bu bende yeni yeni oluşan bir sevda değil aslında. Başından beri var. 24 yaşımdan beri işte hesaplayalım kaç sene olmuş. Baktığımızda tarihe ilgi de çok net bir şekilde görülüyor. Tasavvufa olan ilgi de çok net bir şekilde görülüyor. Akademik hayatınla da ilgili olabilir mi bu tarih? Yani sen akademik bir hayat da sürdün. Akademik bir hayat da sürdüm. Ben akademiden hep beslendim. Çok şey öğrendim. Çok da saygı duyuyorum. Özellikle disiplinler arası çalışmalara. Romancıların roman dışında kitaplar okumaları gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece romandan beslenmek değil, felsefeden beslenmek, siyaset biliminden beslenmek, biraz kendi alanımızın dışına çıkarak oralardan da okuma yapmamız gerektiğine inanıyorum. O anlamda
dönemde akademiden ben entelektüel olarak beslendiğime inanıyorum. Muhakkak ki etkisi var ama özellikle benim mikro tarihçiliğe ilgim var. Yani ben makro bir cepheden bakmaktansa özellikle Avrupa'da, Amerika'da çok iyi yapılan o mikro tarihçilik var ya, bireye odaklanan ya da mesela bir köyü anlatıyor. 17. yüzyılda yaşayan bir değirmencinin hayatını anlatıyor. Ben bunları çok okuyorum. Peki, ve maalesef Türkiye'de bu çok az yapılıyor. Peki Elif böyle bir kadın, böyle bir yazar. Ama öte taraftan biz Elif'le ilgili çok acayip şeyler de görüyoruz. Ne gibi? Yani biraz ürkek, biraz kendini geri çeken bir kadın. Bir bakıyoruz ki bütün projelerinde, bütün kitaplarında bir proje gibi ele alınıyor. Tamam, tanıtımdır. Ama İskender mesela, erkek kıyafeti, işte kapakta tartışma başlıyor. Elif'in, evet sen güzel bir kadınsın, bakışları, o buğulu bakışlar, o pozlar falan filan. Şimdi şöyle bir tartışma yok mudur? Yazarın kitabın bunca önüne geçmesi. Yani şöyle bir tartışma. Hiç Elif okumayan birisi Elif'i tanıyor ve Elif'e de bayılıyor. Bu saçma değil mi? Böyle bir şey yok bir kere. Yani hiç Elif okumayan biri tanıyor derken filsin varlığını. Anlıyor. Belki ismen tanıyordur. Belki ismi duymuş olabilir. İskender bir istisna. Çünkü İskender'de romanın içiyle kapak arasında bir diyalog var. Orada ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hep şunu söylemeye çalıştım. Evet, biz çünkü orada işte namus cinayetleri anlatılıyor, ataerkillik anlatılıyor. Bir ailenin içinde erkek nasıl yetişiyor? Çok kafamı kurcalayan bir şey. Eğer feminizmi konuşacaksak bunu sadece kadınlara odaklanarak anlayamayız. Aynı zamanda erkeklerin de nasıl yetiştirildiğine bakmamız gerekiyor. Ya bu tarafı anlamadan burayı tamamlamamız mümkün değil. Onun için İskender'de, Türkiye'de bir genç bir erkek olmak ne demek? Bunun nasıl baskıları var? Neleri sırtlanmak zorunda kalıyor? Çok kapalı ortamlarda, çünkü göçmenlerin olduğu birçok ortamda da ben genç erkeklerin, özellikle anlattığım dönem 1970'lerde, çok zorluklar çektiğini düşünüyorum. Yani daha açık konuşmak gerekirse, ataerkil ülkelerde kadın olmak zor ama erkek olmak da zor. Ben bunu anlamak istedim o romanda. Ve kapakta bir söylem var, orada bir mesaj var. Aslında baktığım zaman suçlu olan erkeğe, onun içindeki kadını da gör. Onu yetiştiren kadını da gör. Çünkü kitapta İskender'le annesi arasında dikkat edersen böyle bir bağ var. Evet, İskender sonuçta annesini cezalandırmak istiyor, aşık olduğu için bir başka adam, ama İskender'i o şekilde yetiştiren de gene annesi. Peki, yani biz kadınlar kendimizi biraz eleştirelim. O kapakta kabul, çok mesaj var. Görünmeyle ilgili, yani sen mesela bir yazar olarak görünmeyle ilgili bonkör davranıyorsun diyebiliriz kitaplar çıktığı zaman. Yani seninle ilgili fotoğraflara bakılıyor. Daha doğrusu fiziksel insanın varlığı elbette ki önemli ama etkileyici bir tavra da dönüşüyor. Görünmeyle ilgili, yani kitabın görünmeyle ilişkisi, senin bilinmeyle ilişkin, hani tırnak içinde pop star, roman star, yazar star dünyada da var. Oralarda da dolaşıyorsun sonuçta. Kendini orada nasıl konumlandırıyorsun? Ben şöyle görüyorum. Yaptığım iş benim çok yalnız bir iş. Ben içine kapanık bir insanım. Mizaç olarak da öyleyim. Beni tanıyan herkes bunu bilir. Ve 2 sene diyelim bir romanı yazarken tamamen kendi içime dönüyorum. Gerçekten çok az sosyalleşerek, daha münzevi bir hayat yaşayarak, sürekli kitaplarla okuyarak, öğrenerek yazıyorum, çalışıyorum ve yaptığım işi çok seviyorum. Ama kitap çıktıktan sonra evet, o zaman bir tanıtım yapıyorum. Yapmam da gerekiyor. Ben bunu yazarın sorumluluğu olarak görüyorum. Ha, diyebilirsin ki yapmayan birçok yazar var. Onlara da çok saygı duyuyorum. O da onun fıtratı, o da onun kişiliği. Ama ben şöyle bakıyorum. Biz bu kitabı bir ekip olarak ortaya çıkardık. Orada o kadar çok insanın alın teri var ki, sadece benim değil. Maalesef sadece romancıların, yazarların isimleri ön plana çıkartılıyor. Ama çevirmenin çok emeği var. Editörün çok emeği var. Bir ekip olarak biz Doğan Kitap'ta birçok arkadaşımla çalışıyoruz. Kapak tasarımından tut matbaada çalışan işçiye kadar, matbaadan kitapları alıp kitap evlerine taşıyan şoföre kadar hepimizin emeği var. Dolayısıyla ben kitap çıktığı zaman herkese karşı bir sorumluluk hissederek tanıtım yapmam gerektiğine inanıyorum. Tanıtımımı yaptıktan sonra da geri çekiliyorum. Zaten ucu bucağı yeniden var mı? İçime kapanmış oluyorum. Ucu bucağı var tabii mı tanıtım? Tabii var. Yani bittiği zaman da bitiyor. Peki, çok tartışan bir başka mesele daha. Senden bir yol açıldı. Bu kadar ünlü bir romancının, bu kadar da büyük başarı kazanmış bir romancı, dünyada da Türkiye'de tanınan bir romancının reklam filminde oynaması çok tartışıldı. Mesela bu kapitalizmin romancıya getirdiği yeni bir misyon mudur? Şimdi Tuna Kiremitçi de oynuyor, o da bir romancı. Acaba bundan sonra tanınan romancılar bir de bu alanda mı para kazanacak?
buna eleştirel mi bakmamız lazım? Yoksa sen bunu da yeni bir deneyim olarak mı gördün? Çünkü bence şöyle bir sorun da var. Biraz sonra onu konuşacağız. Dil üzerinden biraz seninle konuşmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de dil konusunda en çok tartışılması gereken isimlerden biri de sensin. Hem Türkçe'de kurduğun dil hem İngilizce Türkçe'ye çıksın. Aynen, aynen, aynen. Ben o reklamda verilen mesajı sevdim. Yani insanlara kendi hayallerini gerçekleştirebileceklerini söyleyen bir mesaj vardı. Bu bana hoş geldi. Yeni bir tecrübeydi, yapabilirim diye düşündüm. Şimdi bugün de geriye dönüp baktığımda öyle pişmanlıkla falan da anmıyorum. Dikkat edersen orada mesela bir önemli bir basketbol oyuncusu, belki bir müzisyen, belki sanatın çeşitli dallarında veya sporun çeşitli dallarında insanlar ön plana çıkartılıyor. Ve bir anlamda belki gençlere deniyor ki siz de böyle olabilirsiniz. İstedim ki bir yazar da belki o anlamda çıkabilsin. Bir yazar için de biz belki rol modeli olarak görebilelim. Bunu meşrulaştırmak için söylemiyorsun. Yani aslında çok para verdiler gittim demiyorsun değil mi? Gerçekten niye böyle bir şey diyeyim? Niye ya bu da olabilir. Çok para verilebilir. Biliyorsun ben bir süre Amerika'da da yaşadım. Hı-hı. Belki onlar da bir başka uca savrulmuş durumdalar. Ama Amerika'nın ilginç yanlarından bir tanesi gençlerin çok teşvik edilmesi. Yani çok fazla rol modeli olması. Hep insanlara şu söyleniyor. Sen bir bireysin. Sende yetenekler var. Her neyi yapmak istiyorsan yapabilirsin. Yüksekten uçabilirsin. Bu bizim Türkiye'de en az duyduğumuz sloganlardan, en az duyduğumuz sözlerden bir tanesi. Usta çırak ilişkisine inanıyorsun. Ben usta çırak ilişkisine çok saygı duyuyorum, biliyor musun? Çırağın var mı? Çırağım yok ama kendimi sorguluyorum. Bu kitabı yazarken kendimi çok sorguladım. Çünkü ustam ve ben olması da tesadüf değil bu kitabın isminin. Usta çırak ilişkisi bence Osmanlı'daki en güzel ilişkilerden bir tanesiydi. Biz çok benciliz bugün. Bir yerlere vardığımız zaman kendi koltuğumuzu tutmak istiyoruz. Aman yanıma kimse gelmesin, bana kimse benzemesin. Bu bürokrat içinde böyle, siyasetçi içinde böyle, sanatçı içinde böyle, iş kadını içinde böyle. Halbuki yerine birilerini yetiştirmek, yani bir süreklilik yaratmak. Öbür türlü nasıl ilerleyecek bu toplum? Herkes benimle başlasın milat, ondan sonra da benimle bitsin tufan istiyor. Böyle olmaz. Usta çırak ilişkisi o anlamda önemliydi. Kültüre katkısı vardı. Peki, bir başka yerden bakarsak, sen İngilizce yazıyorsun. Daha sonra kitaplarının Türkçe'ye çevrilmesi noktasında bir çevirmen arkadaşımızla çalışıyorsun ve senin elinden çıkıyor kitap sonuçta, görülüyor. Şimdi hep bir tartışma vardır. Biz seninle daha önce konuştuk ama bu programda belki daha büyük bir kitleye duyurabiliriz diye. İnsanın bir duygu dili vardır. O duygu dili aynı zamanda da yazı dilidir diye düşünürüz. Yani bir dilde aşık oluruz, bir dilde kederleniriz. Başka dilleri bilsek de onu tam yazı dilinde birden fazla dilde yazabilmek bir kişilik bölünmesi mi? Yoksa ya mesela ben dünyada da tanınmak için İngilizce yazıyorum, ne yapayım gibi bir durumu bu? Gene benim özlemimde biraz geçmişime bakalım. Ben yurt dışında doğdum. Çocukluğumun önemli bir kesimi benim yurt dışında geçti. İspanya'da geçti. Ben 10 yaşımdan beri aslında İngilizce de yazıyorum Türkçenin yanı sıra. Dolayısıyla bu bende yeni yeni gelişen bir şey değil. Şunu çok seviyorum ben, diller arası yolculuk yapmayı. Bundan besleniyorum. Bazen Türkçeden biraz uzaklaşmak, sonra hasretle geri dönmek Türkçeyi daha iyi duymamı sağlıyor. Türkçe yazmıyorsunuz o zamandır. Türkçe yazıyorum, yazmaz olur muyum? Ne yapıyorum ben? Evet, İngilizce yazıyorum romanlarımı. Yaklaşık bir 10 seneyi aştı herhalde. Hı-hı. Onlar çevriliyor. Mesela bu kitapta Omca Korgan'ın çok emeği var. Zikretmem lazım muhakkak. Ama ondan sonra ben çeviriyi alıyorum ve yeniden yazıyorum. Aslında istersen ben her kitabı iki kez yazıyorum. Yani iki kez emek veriyorum. Bu aslında biraz delilik. Ve sevmezsen yapamayacağın bir iş. Türkçeyi çok seviyorum. Türkçeyi bırakmam, bir şekilde ötelemem söz konusu değil. Benim ana dilim, anneannemin dili, çocukluğumun dili. Ben Türkçeyi sevmesem bu kadar özen göstermem. Türkçe ile ilgili de bir tartışma yapabiliriz o zaman. Senin hemen hemen bütün kitaplarında, tabir caizse biraz ironi yapayım. Türkiye'nin bu Neo Osmanlı dönemindeki, yani bunu ironi olarak tekrar söylüyorum, egemen olan ideolojik yapıya uygun bir de dil gelişti. Nedir o? Bizim tamam arı dil, arı Türkçe falan tartışmaları çok beyhude ve eskiydi ama sende de bilerek ve isteyerek çok çağrışımlar uyandıran, hani Osmanlıca dediğimiz aslında gündelik hayatta bir kısmı olan, bir kısmı hiç olmayan ve senin kurduğun dünyaya da ısrarla öne çıkarılan bir dil var. Bu ideolojik bir önerme mi? Yeni bir dünya mı öneriyorsun? Mesela bugün Türkiye'de deniyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda o kadar çok yanlış vardı ki dil de bunlardan biriydi. Mesela sen buna karşı tavır olarak bakın böyle bir dil vardı da diyor musun? Bu kitapta da çünkü çok geniş bir Osmanlıca'da
var diyelim, eski Türkçe'ye de. Eski Türkçe, Osmanlıca benim okurlarım bilirler. İlk romana bakalım gene Pinhan'a. Pinhan çok yoğun bir Osmanlıca ile yazıldı. Ve ben kitap ilk çıktığında hiç unutmuyorum, eleştirilerden bir tanesi şuydu. Ya işte liberal bir kadın ve genç biri bu dili nasıl bilebilir, bu dili nasıl konuşabilir? Çünkü hep onu işte muhafazakar camiaya, erkeklere ve belli bir yaşın üstündeki insanlara atfetmişiz. Niye öyle olmak zorunda? Yani dilin muhakkak bir adresi mi olmalı, bir yeri, bir kimliği mi olmak zorunda? Ben dili çok seviyorum. Ve üzülüyorum çünkü Osmanlıca Osmanlıca sözlüğe baktığımda Ferit Develioğlu sözlüğü benim en sevdiğim, sürekli başucumdadır. Ona baktığımda şu kalınlıkta bir sözlük, Öztürkçe bir sözlüğe baktığımda bu kalınlıkta bir sözlük. Biz yüzlerce kelime kaybettik ve bence o kelimeleri kaybederken hayal gücümüz daraldı. Kendimizi ifade etme biçimimiz daraldı. Bunun kaybının bir ülke için çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ha şundan da kaçınıyorum ama maalesef her konuda olduğu gibi burada da kutuplaştık. Bir böyle eski kelimeler kullanalım, aman yenileri kullanmayalım diyen bir kesim var. Bir de yeni kelimeleri kullanalım, Öztürkçecilik adına eskileri atalım diyen bir kesim var. Ne o ne bu. İki taraftan da değilim. Ben tam tersine diyorum ki eski kelimeler de yaşasın, yeni kelimeler de yaşasın. Çünkü dil organik bir şey. Ve sürekli evriliyor, sürekli gelişiyor. Ve şunu da unutmayalım ki dil bizden daha uzun ömürlü. Bizim ömrümüz ne ki? İnsanız. Ben nasıl Türkçeden daha uzun ömürlü olabilirim ki? Nasıl çıkıp da şu kelimeleri atayım, şu kelimeler kalsın diyebilirim? Dil kendi kendini bulur zaten. Açık olmak lazım ve kelimeleri atmamak lazım. Onun için bilinçli bir tercih. Bu anlamda dilde... Bu bir ideolojik önerme mi aynı zamanda? Dilde daralmayı eleştiriyorum, evet. Bu, yani o anlamda Öztürkçeciliği başından beri ama ilk çıktığım yani seneler evvelinden beri yeterli bulmuyorum. Osmanlıca çok güzel kelimeler var. Ben bunları niye yitireyim? Tesadüf kelimesini seviyorum, rastlantı kelimesini de seviyorum ama tevafuk kelimesini de seviyorum. Ve aralarındaki nüansları niye kaybedelim? Şu anlamda ideolojik değil. Herhangi bir yere ait bakmıyorum. Birey olarak bakıyorum. Kelimeleri seven, dili seven, alfabeyi seven bir insan olarak bakıyorum. Şimdi bu kitabı okuduğu zaman bu sözcük dağarcığına sahip olmayan kimselerin gelip Elif Hanım size bayılıyoruz dediğinde gerçekten bu anlam bütünlüğünü kurduğunu düşünüyor musun? Çünkü öyle bir dünya ile karşı karşıyayız ki burada kullanılan sözcüklerin anlamını Türk okurunun ya da bizim coğrafyamız okurunun pek de ilk anda bilebileceğini zannetmiyorum bu kadar geniş bir okur olduğu için. Bence hepimizin elinin altında bir zaten bir Osmanlıca sözlük olması gerekiyor. Ve bunu taramak, okumak, sözlük okumak çok güzel bir şey. İnsanı çok besleyen bir şey. Hiç bilmediğimiz şeyler fark ediyoruz. Belki bildiğimiz, zannettiğimiz kelimelerin kökenlerini keşfediyoruz. Benim mesela birçok okurum, sizi okurken işte Osmanlıca sözlükten de kelimelere bakıyorum, öğreniyorum dedikleri zaman ben mutlu oluyorum. Ben de birçok kitabı okurken sözlük kullanıyorum, sözlüğe bakıyorum. Zaten sözlükler bunun için değil mi? Yani tembellik etmeyelim, değil mi? Ne biz yazarlar tembellik edelim, ne de okurlar tembellik edelim. Okurlar da etmesin diyorsun. Okurlar da etmesin tembellik, peki, tabii ki. Bütün ünlü ve popüler yazarların başına gelen sorunlardan bir tanesi de senin kitapların çıkmazdan önce de, çıktığı vakitte, çıktıktan hemen sonra da farklı ve sert eleştiriler altında kalıyorsun. Bu işinin gereği de olabilir. Çünkü popüler olmanın doğasında da olabilir. Ama bir kısmı edebiyata dahil, bir kısmı edebiyata dahil olmayan eleştiriler oluyor. Kendini o noktada nasıl hissediyorsun? Yani senin mesela kurmaca dünyanın sentetik olduğunu, aslında matematiksel bir denge kurduğunu ve bu kurduğun matematiksel denge içerisinde içinde biraz harem, biraz işte şey tarih, biraz zaman zaman azalmakla birlikte anladığım kadarıyla şehvet ama bu sefer daha çok mistik bir taraf falan. Gerçekten sen oturup böyle ya ben bunları şöyle bir yapayım diyorsun. Yoksa bu eleştiriler yani aslında Elif sandığınız kadar da büyük bir yazar değil. Türkiye'de gazlanıyor, dünyada da gazlıyorlar dedikleri zaman ne hissediyorsun? Şunu biliyorum ki biz küçümsemeyi çok seviyoruz. İnsanları küçümsemeyi, linç etmeyi, damgalamayı, yaftalamayı maalesef milletçe çok seviyoruz. Ve bunu çok yapıyoruz. Onu bildiğim için bazı şeyleri hiç üzerime alınmıyorum. Ben sevmesem, aşkla yazmasam zaten yazamam. Yaptığım işi ben çocukluğumdan beri, 8 yaşımdan beri yazıyorum. Bu artık benim etim, kemiğim, hayata bakma biçimim. Ben böyle nefes alıyorum. Ben yayınlatmasam da yazmaya devam ederim. Yani yarın bir gün kitap basmaktan tamamen vazgeçebilirim. Ama yazmaktan vazgeçemem. Böyle yaşıyorum çünkü. Dolayısıyla bu benim çok içeriden bildiğim ve taşıdığım bir bilgi.
Ha, öte yandan diyebilirsin ki eleştirilerle aran nasıl? Eğer edebiyat eleştirisi ise, eğer yazıya odaklanıyorsa, kitaba odaklanıyorsa başımın üstünde yeri var. Ben onu duymak istiyorum. Ama şunu o kadar kale almıyorum. Kişiye odaklanan, kişiye saldıran, onu aşağıya çekmeye çalışan, kötülük etmek için, onu yıpratmak için yapılan şeyleri o kadar da duymuyorum. O yüzden mesela açık konuşmak gerekirse her köşe yazarını, her gazeteciye gelen her eleştiriyi aynı önem vererek okumuyorum, takip etmiyorum. Ama edebiyat okurundan gelen eleştirileri okuyorum. Londra'ya gitmek bir tür kaçış mıydı bu anlamda? Yani bu Türkiye'de sık boğaz edilme durumu muydu? Çünkü iki şehirli yaşıyorsun. Gerçi senin bütün yazdıklarında, hayatında bu bölünmüşlük, yani çocukluktan beri gelen bu duygu var. Ama şimdi işte bir başka kent. Orada da yani ben Londra'yı seven birisi olarak şunu söyleyebilirim ki homojen olmayan bir batı bile olsa Orta Doğu'dan gelen insanları, ki bizi de Türkiye'de oraya itmeye çalışıyorlar, hep belli bir kategorik algılamaya çalışan, yani kendi dünyalarının dışında biraz da bir farklı mahlukmuş gibi bakan bir anlayış da var. Sen oralarda nerelerdesin? Yani sen onlara şöyle mi geliyorsun? Mistik bir Türk kadını geldi, gizemli ve güzel. Biraz da şunu da konuşalım falan. Böyle bir hava var mı? Hiç böyle bir şey yok. Londra'da benim hayatım o kadar müzevi ki, ben o kadar içim, o kadar sıkıcı bir hayat yaşıyorum ki, bazen böyle mesela İstanbul'dan gelen arkadaşlar oluyor. Diyorlar ki filanca yerde restoran açılmış, falanca yerde şu varmış, gittin mi sen, muhakkak görmüş olmalısın. Hiç haberim bile yok çünkü ben o kadar sosyal bir hayat yaşamıyorum. Ben gerçekten özellikle bu kitabı yazarken o kadar içime kapanarak yazdım ki, tabii ki şehirde yürüyorum, şehri seviyorum ama onun ötesinde kendi dünyamda yaşıyorum ben. Gene benim geçmişime bakalım. Ben Araf'ı Boston'da yazdım. Baba Öpüç'ü Arizona'da yazdım. Benim birçok romanım bir başka şehirde yazıldı veya yazmaya başlamışımdır, bir başka şehirde bitirmişimdir. Hep hayatım göçebe geçti. Evlenince geçer zannediyordum, geçmiyor. O benle gelen bir ihtiyaç belki. Hareket halinde olmak, birden fazla şehirde yaşamaya çalışmak, belki bir öte diyar arzusu. Ne Türkiye'den kopmak istiyorum, ne de tamamen belki burada kalmak beni dengeleyebiliyor. O yüzden gidip gelmek, hasret çekmek, tekrar dönmek, benim bir sarkacım var ama bu senelerdir böyle. Peki bu ustalık ve çıraklık meselesine kafayı takma nasıl oldu? Çünkü ben usta-çırak ilişkisinin aslında insanlık tarihinde sanatın doğasında olduğunu düşünürüm ve ustası olmayan kimselerin zorlandığını, evet, bir insanın usta sıfatını alması için de somut bir çırağı olması gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Nasıl geldin buraya? Çok kafamı kurcalayan kavramlar. Yani usta-çırak ilişkisi, kalfalık. Açıkçası Mimar Sinan'ı okudukça, daha çok tabii hayatını öğrendikçe daha da öneminin farkına vardım. Bizde şey çok kolay, hani ustalığın getirdiği iktidarı sevmek çok kolay, değil mi? Onun otoritesini sevmek çok kolay. Mimar Sinan'a baktığımda ben onu görmüyorum. Ve o yüzden kitapta mesela bence önemli olan ayrıntılardan bir tanesi şu: sadece en zeki, en yetenekli talebeleri kendine çırak olarak almıyor. Aynı zamanda zeki, yetenekli ama incinmiş olan insanları alıyor. Kenara itilmiş olan insanları alıyor. Bir anlamda belki rehberliğe ihtiyacı olan, değil mi? Hani hayatın çok şans vermediği insanlara şans verdiğini düşünüyorum. Ben romanı yazarken bana öyle geldi Mimar Sinan'ın kişiliği. Senin üstüne gelinen noktalardan benim bilebildiğim kadarıyla 3 kitapta olan meselelerden bir tanesi de intihal tartışmaları. Yani bu intihal tartışmalarının da boyutları var. Bir tanesinde aslında içerikle değil, kapakla ilgili bir tartışma çıktı. Buradan gördüğünüz, kopya çektiğiniz dendi. Aşk kitabında aynı dönemde Mevlana'yı yazan bir başka yazar arkadaşla bir çatışma oldu. Yok. Şimdi de daha doğrusu çatışma oldu değil, demeyeyim, tartışma oldu. Çatışma olmadı. Tartışma oldu diyelim. Evet. Senin gıyabında oldu diyeyim. Ben o zaman olmadı. Peki sen cevap vermedin. Bugün de Saramago ile ilgili içinde fil olan imgelemin aynı olduğu bir tartışma var. Şimdi bu şu demek: ya Elif hakikaten çok yeteneksiz ve her şeyi bir yerden araklayarak yapıyor, ya da insanlar o kadar kötü niyetli ki Elif'in yaptığı her şeye bir kulp takmaya çalışıyor. Bunun sadecesi ne? Bir kere insanlar, esinlenme ile özgün olma arasında. İnsanlar diye de çok genellememek lazım. 3-5 kişi çok diyelim. Dar bir yerden çıkıyor, çok dar bir çevreden çıkıyor. Hep de aynı insanlardan çıkıyor açık konuşmak gerekirse. Nesnel olarak bakalım, kitap daha çıkmamış, matbaadan gelmemiş, kitapçılara ulaşmamış. Dolayısıyla kimse okumamışken sırf
bu kitapta da fil var, bir başka kitapta da fil var diye 480 sayfalık bir romana çalıntı demek herhalde akla mantığa sayabilecek bir şey değil. Ama bunun sonu yok. Yani temalar üzerinden bakarsak, ay evet bu kitapta da 11 Eylül var, öbür kitapta da 11 Eylül var. Ben yayıncıma anlattığım zaman inanamıyor Türkiye'deki tartışmaları, yurt dışındaki yayıncılarıma anlattığım zaman. O zaman diyor ki biz bir sürü 11 Eylül romanı bastık. 20 tane bastım ben. O zaman bunlar birbirinden intihal mi? Ya böyle böyle bakılmaz edebiyata. Tema üzerinden bakılmaz. Çünkü hepimiz aslında benzer temaları yazıyoruz. Hepimiz aşk yazıyoruz, ayrılık yazıyoruz, hüsran yazıyoruz, aileleri yazıyoruz, tarih yazıyoruz. Tabii ki temalar arasında benzerlik olabilir. Kaldı ki Saramago'nun kitabını ben kendim zikrediyorum romanda. İnsanlar okusunlar diye. Çünkü gerçekten 16. yüzyılda yaşamış, ismi Süleyman olan bir fil var. Ya böyle edebiyata bakılmaz. Edebiyat böyle tartışılmaz. Daha okunmadan bir kitabı, daha okumadan bir kitabı insanların bu kadar çamur atmaları üzüyor. Şu üzüyor aslında, her şey o kadar yazara odaklanıyor ki Türkiye'de. Yani yazıya odaklı konuşamıyoruz biz. Bizde edebiyat yazara gelişmiyor. Bu da yazara yönelik bir eleştiri. Bu da yazar, çünkü okumadığım bir kitap hakkında başından böyle söylersen bu tabii ki yazara yönelik bir şey. Kitabı okumak başka bir şey. İnsanlar kitabı okusunlar, desinler ki burayı sevmedim. Ya da şu karakteri sevdim ama bu karakterle kendimi özdeşleştiremedim. Ben o tür yorumları çok büyük bir ilgiyle ve saygıyla dinliyorum. Çünkü o esere odaklanıyor. Ama biz futbol takımı tutar gibi yazarlarımızı kamplara ayırıyoruz. Aa, ben onu okumam ya da ben onu çok severim. Çok sevdiklerimiz ve nefret ettiklerimiz var. Bu o kadar sağlıksız bir şey ki bir kültür için. Bir yazarı sevmek zorunda değiliz, bir şairi sevmek zorunda değiliz. Ama yazdığı kitaba odaklanalım, yazdığı şiire odaklanalım, onu eleştirelim. Belki bir önceki kitabını sevmeyeceğiz, bir sonraki kitabını seveceğiz. Biraz daha böyle akışkan olmak ama muhakkak eser konuşmak, okumak, okumadan eleştirmek olmaz. Peki bu Türkiye'de, Londra'da yapılmıyordur mutlaka ama sen biliyorsun da Türkiye'de bir muhafazakar sanat tartışması oldu. Oldu derken oluyor olmak da saçma sapan bir yere de gitmek de, yani aslında sanatçının diliyle tartışılmadığı için giderek de tuhaf bir hal almakta. Ama sen nihayetinde aslında bir muhafazakar çevrelerin de bildiği, okuduğu, oralarda yazılar da yazmış, muhafazakarlığı Türkiye'de tartışabilecek isimlerden birisin. Öte taraftan Londra'da yaşıyorsun, tam bir batılı hayatı da sürebilirsin ya da gözleyebilirsin. Ve yani bir köprü görevi de görebilecek bir noktadasın. Nasıl görüyorsun bu muhafazakarlık tartışmasını? Tiyatroda bir ahlak ölçütü aramayı ya da bir ölçütsüzlük sorunu olmasını. Mesela yani Leyla Erbil kadar devrimci bir yazar, Sevgi Soysal kadar ilerici bir yazar. Bunu çoğaltabiliriz. Bunları çok seven bir insanın muhafazakar bir sanattan söz etmesi mümkün olabilir mi? Muhafazakar sanat diye bir şeye ben o anlamda kuşkuyla bakıyorum. Sanatçının bir duruşu olabilir, sanatçının bir görüşü olabilir. Kendisi bir birey olarak. Ama yaptığı işte böyle bir kalıp aramak, klişeler aramak, kategorilere oturtmak bana zaten sanatın doğasına aykırıymış gibi geliyor. Benim için sanat sürekli hudutları sorgulamak demek, ötesine geçmeye çalışmak demek. Ya bu anlamda sanatçının düşüncesi ne olursa olsun ben eserine bakmaktan yanayım. Şunlardan eğer bunu soruyorsan açıkçası kaygı duyuyorum. Tiyatroda ahlak ölçüleri aramak. Bunlar çok tehlikeli konuşmalar. Kime göre ahlak, neye göre ahlak? Biz kitaplarda da yaşadık. Romanda. Ve bu ülkenin geçmişinde maalesef bunları çok yaşadık. Mesela cinsel bakımdan, işte cinsellik bakımından uygun bulmamak ve sansürlemek, politik açıdan uygun bulmamak ve sansürlemek. Kitapları sansürlemek kadar yanlış bir şey yok. Ben bu anlamda sansüre çok karşıyım. Sanatın özerk bırakılması ve özgür bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Sanat siyasetin kriterleriyle yönetilemez. Sanatın dili bambaşkadır. Siyaset biz ve onlar ayrımı üzerine kurulmuş bir dildir. Siyasetin ilerlemesi için bu bütün dünyada böyle, Türkiye'de değil sadece, sürekli bir biz vurgusu olur ve onlara karşı bir biz vurgusu olur. Sanatta ise biz ve onlar ayrımı olamaz. Peki. Sanatçının böyle ayrımları olmaması lazım. Yani ben şuna sözünü kesiyorum ama şuna inanmıyorum. Ha, benim kitabımı sadece şunları okusun ya da bunları okusun, öyle olmaz. Bu kitabın kapıları herkese açık. Milliyetçiler de okur, Kemalistler de okur, liberaller de okur. Senin yazar olarak, hani yazarlığının köküne baktığımız zaman, seni besleyen yazarlara baktığımız çok, zaman. Çok, o kadar
kadar çok varken ustalar diye konuştuk mesela. Ustalar illa da bugün yaşayan insanlar olması gerekmiyor. Geçmişte yaşamış, bugün hayatta olmayan birçok yazara da ustamız gözüyle bakamaz mıyız? O anlamda belki Tanpınar'da ustam, Halide Edip Adıvar'da ustam, çok sevdiğim Sevgi Soysal'da ustam. Ama Türkiye sınırları dışında da birçok ustam var benim. Belki Tolstoy'da, Dostoyevski'de ustam, öyle değil mi? Yani ben çok sentezlerden besleniyorum. Okuma listelerim her zaman benim eklektik oldu. Ben siyaset felsefesinden de çok beslendim. Felsefe okumayı da seviyorum. Benjamin de benim ustam o anlamda. Bir yere hapsolmamak. Türkiye'de bunu çok kolay yapıyoruz. Herkesin illa nereye ait olduğunu bilmek istiyoruz. Filancalardan mısın, falancalardan mısın? Bu çok tehlikeli bir şey. Sen bu sıkışmayı yaşadın mı kendi hayatında? Yani çünkü bugün Türkiye'de çok tartışılan bir mesele cemaat meselesi ve hatta şu iddialar biliyoruz. İşte cemaat gazetesi, cemaat yazarı, cemaat meselesi. Bunun tam tersinde bir başka cemaatin yazarı, bir başka çevrenin yazarı da denebilir. Ama sen şu anda çok kitlesel olduğun için seni bir yere itmek gerçekçi olmaz. Çünkü okurların çok geniş perspektifi. Bu meseleye nasıl bakıyorsun? Bence Türkiye'de en zor şey birey olmak ve birey olarak kalmak. Bu erkekler için de zor ama kadınlar için daha da zor. Çünkü sürekli bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Ben bir yazarın birey olması gerektiğini düşünüyorum. Başlı başına hiçbir yere ait olmadan. Ben hükümetin beğendiğim yanlarını da söyleyebilmeliyim, beğenmediğim yanlarını da söyleyebilmeliyim. Muhalefetin de beğendiğim yanlarını söyleyebilmeliyim, beğenmediğim yanlarını da söyleyebilmeliyim. Ha kendimce, kendi baktığım yerden, hiçbir yere ait olmadan sadece Elif olarak. Bu benim için çok önemli. Bugün imza günü verdiğim zaman işte kuyrukta bekleyen insanlara bakıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Orada gördüğüm çeşitlilik. Belki başörtülü bir genç kız görüyorum. Hemen arkasında işte feminist birini görüyorum. Hemen arkasında solcu birini görüyorum. Belki Kemalist birini, milliyetçi birini görüyorum. Alevi'yi görüyorum, Sufi'yi görüyorum. Birbirlerine selam vermeyen, birbirleriyle bir ekmeği bölüşmeyen, biz niye bu hale geldik? Onu da ayrıca konuşmak lazım. Son bir soru soracağım. İnsanların aynı kitabı okuması benim için kıymetli bir hal. Peki. Elif Şafak'ın ustam ve ben bu sevimli fil de kapakta var. Elif Şafak'ın kitaplarında mor tonları zaten hep vardı. Bunda da var. Soru şu. Londra'da yaşıyor ama Türkiye'nin sonuçta Türkçenin bir yazarı, bir ayağıyla belki başka dillerde kullanıyor ama Türkiye'de bir direniş oldu, gezi direnişi oldu. Bugün de iddianamesi hazırlanıyor. Bir Batı'nın gezi direnişine bakması var. Bir bizim yaşadıklarımız var. Bir iktidarın bakması. Bunların hepsini bir kenara koyarak bir de yazarın gezi direnişinden öğrendikleri, öğrenecekleri, oradaki dil, ironi vesaire hikayelere dair bakış var. Elif Şafak açısından da bu bir kırılma noktası mı? Mesela oradaki sanatçıların pek çoğunun yüksek perdeden konuşması karşısında ne düşünür? Elif Şafak gezi direnişi hakkında ne düşünüyor? Yeni bir romanın ipuçları mı? Elif Şafak ustam ve ben üstüne de konuştuk diyeyim. Çünkü genel olarak edebiyata dair de konuştuk. Zaten bir kitap üstüne konuşmak ancak estetik bir tartışma olursa anlamlı olur. Aksi halde kitap okunmak için var olan bir nesne olduğu için onun içine dair fazla ipucu vermeye gerek yok. Gezi olaylarında burada mıydım bilmiyorum. Biz sıcağı sıcağına yaşadık ve Türkiye'de yeni bir dil kurulacağına dair de düşünüyoruz. Ne diyorsun? Gezi olaylarının başında yurt dışındaydım ben. Yakından takip ettim. Sonra Türkiye'ye geldim. Çok zor bir yaz geçirdik. Bence çok önemli bir yaz geçirdik. Bir de belki bazı şeyleri insan çok içindeyken, yani ülke olarak çok içindeyken göremedik, anlayamadık. Aslında bugün biraz daha hani herkes sakinleşmişken, durulmuşken geziyi konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yok saymak değil, konuşmak. Neden ortaya çıktı? Bunu besleyen zemin neydi? İnsanların hoşnutsuzluğu, mutsuzluğu nerelerde başladı? Ama kızmadan, sinirlenmeden, öfkelenmeden ve kimseyi yaftalamadan, ön yargısız bir şekilde dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Bence gezinin başlangıcında, özellikle başlangıcında baktığım zaman çok güzel insanlar vardı. Çok güzel niyetlerle oraya giden gençler vardı. Sonra biraz zaman geliştikçe başka tarafa çekmek isteyen kesimler oldu. Kendi dertlerini, çünkü herkes de aslında o kadar birikmiş öfkeler, kırılmışlıklar var. Türkiye incinmiş insanların ülkesi. Çok o anlamda hepimizin arızaları var. Herkes bir tarafa çekmeye çalışmış da olabilir. Ama genel bir tarif olabilir. Değil mi? Hep şöyle dedim, gezinin başına herkes sahip çıkıyor. Üçüncü günden sonrası bir felaket gibi bir şey. Sen de onu mu söylüyorsun? Hayır, ben şunu söylüyorum. Çok büyük hatalar yapıldığına inanıyorum. Polisin gereksiz, orantısız şiddet kullandığını düşünüyorum. Bunu eleştirmemiz lazım. Bunu yurt dışında da
baktığımız zaman bütün zaten yayın organları da eleştirdi. Biz bu sefer onlara kızdık. Vay bizi niye eleştiriyorlar diye. Öyle bakmadan, yani etrafımızın düşmanlarla çevrildiğini zannetmeden. Çünkü bu bizde çok eski bir korku. Hatırlarsan çocukluğumuz böyle geçti değil mi? Hep zannetti ki Türkiye'nin her tarafı düşmanlarla çevrili. Herkes kötülüğümüzü istiyor. Böyle bakmamak, içeriye odaklanmak. Açık konuşmak gerekirse, biz demokrasimizi ilerletirsek, kendi insanımızı mutlu edersek, herkese eşit ve adil davranırsak zaten bu tür çatışmalar, çelişkiler de kendiliğinden azalacaktır. Ama bunları ortadan gidermeden muhalefet eden insana kızmak bence doğru değil. O anlamda ben sükunetle birbirimiz gibi düşünmek zorunda değiliz ama maalesef Gezi'den sonra daha da artan ve beni kaygılandıran bir hal var, o da kutuplaşma. Çok fazla öfke birikti. Artık birbirini dinlemeyen insanlar haline geldik. Sürekli bu tarafta mısın, o tarafta mısın? Ya baktığım zaman mesela hükümetin de çok ben eleştiriyorum kullandığı üslubu, Gezi sonrasında ötekileştirmeyi. Ama maalesef ötekileştirmeye cevap olarak bu taraftan da ötekileştiren üsluplar geliyor ve biz bir sarmal halinde bundan çıkamıyoruz. O yüzden kimseyi ötekileştirmeden, kendimize yeni düşmanlar aramadan birey olarak kalmaya çalışmak ve lütfen bence şunu unutmamak, demokrasi hepimizin ihtiyacı olan bir iklim. Demokrasi herkes için demokrasi. Yani sadece benim gibi düşünenler için değil. Şundan ben Türkiye'de çok endişe ediyorum. Aynılaştırma eğilimi çok fazla. Peki. Ve bu maalesef muhafazakarlardan da geliyor, solculardan da geliyor, kemalistlerden de geliyor. Aynılaştırmadan neyi kastediyorum? Herkes bana benzesin arzusu Türkiye'de çok fazla. Herkes bana benzerse oradan ne demokrasi çıkar, ne sanat çıkar, ne felsefe çıkar. Çoğulculuğun olduğu yerde vardır yaratıcılık ve demokrasi. O yüzden çoğulculuğa saygı duymadan bizim bunun üzerinden gelebileceğimize inanmıyorum. Peki. Evet, Elif Şafak bu akşam bizimleydi Aykırı Sorular'da. Ustam ve ben, Elif'in kitabı. Yazmaya devam edecek elbette Elif. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Kitap yeni raflarda yerini aldı. Nihayetinde söyleşiler veriliyor. Karar seyircinin. Biz de ben daha doğrusu kitabın son sayfalarına kadar geldim. Dolayısıyla masalsı bir ortamda anlatıldığını ve bir dünya kurulduğunu size söyleyebilirim. Ve bu kurulan dünya üzerinden ustalık, çıraklık meselesi ve pek çok başka mesele tartışılıyor. Karar okurun. İyi okura ihtiyacı var Türkiye'nin. Çerçeve okumaktansa iyi romanlar okuyalım. Yarın akşam Mustafa Balbay'la program yapacağız. Balbay CNN Türk ekranlarında olacak. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.